gerçek mesele. Her kimi biz seviyorsak ona küfür eden bizden sevgiyi bekleyemez. Sonra bunun neticesinde Allah-u Teala'nın lütfuyla yasa değiştirildi Hindistan'da ve bir yasa ortaya çıkarıldı ki peygamberler hangi dinin lideri olursa olsun ona küfür edilemez. Sonra Ahmediye cemaatinin tarihine bakalım. Bundan 20-25 sene önce Salman Rushdie kendi mekruh kitabını yazdıydı. O zaman Cezbinci Halife onun cevabını verdi. Kendisi ve kitap olarak da kitabının cevabı yazıldı. İngilizce olarak yayınlandı. Urduca tercümesi de yayınlanmıştır. Salman Rushdie Murtok-i Aseb bu cillerin gölgesinde adlı bir tercümesi var. Danimarka'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde bazı resimler çıkarıldı ve o zaman orada ben de hutbe verdim. İslamiyet'e Hollanda'nın bir büyük millet meclisi üyesi bazı dil odaklı o zaman dahi biz onun tepkisini gösterdik. İşte yasa ya bağlı kalarak tepki göstermek Müslüman bunu yapmalıdır ama yasa ilan ederek biz hangi amel yaparsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ama sıdık ve vefa alakası yoktur o. Fakat bunu bu aşkı gösteren bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajıdır. Eğer Müslümanlar o mesajını anlarlarsa bu güzel mesajı ulaştırmanın hakkını verilmese bugünkü yasa söz, bugünkü durum söz konusu olamaz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine bağlı olsaydılar Müslüman, düşmanın ağzı kapatılmış olurdu. Eğer bazı Müslümanlardan bazı kimseler yasanın gölgesi altında kendi çıkarları lehinde çıkarlarını elde etmeye çalışsaydılar dahi yasa onların suçlu olduğunu göstererek bunun kökünü kazardı. Kendi mesafeleri elde etmenin kökünü. Fakat bu takva işleridir. Onun için eğer Müslümanlar Resulullah'ın sevgisini kurmak istiyorlarsa takvayı arasınlar. Resulullah o takvayı bizde yaratmak istiyordu. Ahmediye cemaatin tarihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi ile olaylarla doludur. Birkaç hutbede bir tek değil birkaç hutbede dahi bunları denetmek mümkün değil. Eğer biz İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı her çeşit itiraz ve alaylardan kurmak istersek bir yasa ile değil dünya insanlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında toplayarak yapabilir. Çünkü gerçek budur. Dünyanın fesatları o zaman bitecek. Ne zaman ki biz Hazreti Resulullah'ın gerçek talimatına bağlı olursak ve dünya insanlarını Resulullah'ın bayrağı altında toplarsak ancak eğer yalnız yasa yaparak ve ondan kendi çıkarlarımızı elde edersek biz de dahi Resulullah'a saygısızlık yapmakta oluruz. Vertman dergi vardı söylediğim gibi ikinci halife radıyallahu anh onun hakkında yazdı Müslümanlara dedi ki bütün Müslüman ümmetler ayağa kalktı. Mahkemeye başvuruldu ve sonunda bir yasa çıkarıldı ve suçlu cezalandırıldı. Onun kararı verildikten sonra Hazreti II. Halife radıyallahu anh dedi ki ve gerçek doğru söyledi. Benim efendim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in saygınlığı bundan daha üstündür. Ki bir cemaatin
bir cemaatin üyenin, üyesinin ya bir ferdin ya bir şahsın öldürülmesi üstünden daha üstündür. Benim efendim insanlara hayat vermek için geldiydi, onları öldürmek için değil. Keşke bugün dahi her Müslüman bunu anlasın. Yatağa zahiri fitneyi yok eder, kalbe, kalbin tedavisini yapmaz. Eğer öyle bir gerçekten fitne varsa, fitne var mı yok mu o da belli değil. Müslümanlıklar için gerçek sevinç o zaman olacak ancak. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi yerleşirse. Bugün Ahmedilerin görevidir tabii. Tam olarak çaba sarf etmeliyiz biz bunun için. Eğer diğer Müslümanlar dahi af ve sevgi gösterirlerse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini gösterirlerse, İslamiyet'e hizmet etmek bu olacak. İki İslam düşmanını Mekke fethi zamanında karşı koyacaklarına karar vermişlerdi. Fakat Mekke fethedildikten sonra korkuya kapıldılar ve bir kadın Ümmü Hani'nin evine geldiler sığınmak için. Kocasının akrabalarıydılar. Ümmü Hani onlara sığınma verdi. Resulullah'ın hizmetine gitti ve arz etti. Ben iki kişiyi sığınmama aldım. Fakat benim kardeşim Ali der ki, ben onları öldürürüm. Onlar suçludurlar. Resulullah dedi ki, ey Ümmü Hani, senin sığınma verdiğine biz de sığınma verdik. Sığınmamızı aldık. Onlara asla ceza verir mi yani? Bu sığınmadan sonra onlar korkuyorlardı. Resulullah böyle şefkat ve sevgi göstermişti. Biz nasıl yüzümüzü göstereceğiz kendisine? Ancak bir zaman Arif bin Hişam cami yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tesadüfen karşılaştı. Rahmetullahi alemin şefkatle görüştü. Ve bu Haris daha sonra Yermuk Savaşı'nda İslamiyet'i savunmak gayesiyle orada canını verdi. Demek ki bir kadının savunma verdiğini dahi Allah Resulullah saygı gösterdi. Ve böylece o kafir Müslüman oldu bunun neticesinde. Bugün dahi bu örneğe ihtiyacımız var ve İslamiyet'in gerçek mesajını dünyaya iletmemiz gerekir. Zahiri yasak çıkartarak onluğu yanlış bir şekilde kullanmakla değil. Allah-u Teala bize dahi ve bütün Müslümanlara dahi bunu nasip etsin. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ